Hadi arkadaşlar, rotamızı bir briefing yapalım. Buyurun içeriye alalım herkesi. Evet arkadaşlar, bugün Kozak'ta bir Atatürk heykeli var. Bunun bir özelliği var. Türkiye'de tek orman içinde, tek yani bir şehir merkezinde değil de bir orman içinde tek başına büyük bir Atatürk heykeli yapmışlar. Orayı ziyaret edeceğiz. Buradan çıkacağız, Burhaniye, Karaağaç üzerinden Gömeç'e varacağız. Orada Ahmet Akçay üyemiz var. Onun iş yerinin önünde bize bir şey ikram edecek, mola vereceğiz. Hem yapacağımız piknik için orada alışverişimizi de yaparız. O moladan sonra bizi değişik bir yoldan götürecek o. Yani Ayvalık üzerinden Kozak yolundan değil de Gömeç'in içinden Ulubeyler, Bağyüzü ve Aşağı Cuma köyleri üzerinden gideceğiz. Çok güzel. Evet. Burada heykeli ziyaret ettikten sonra Kozak-Bergama yoluna çıkacağız. Orada uygun gördüğümüz bir yerde piknik yapacağız. Ve ardından geri dönüşe geçeceğiz. Ortalama rotamız 60-60-120 km. Hava da güzel. İnşallah güzel bir gün geçireceğiz hepimiz.
Evet, şu anda Gömeç'teyiz. Burada kulüp üyelerimizden Ahmet Akçay abimizin yanına geldik. Sağ olsun bize çay ısmarladı. Birazdan da alışverişlerimizi yapıp yola çıkacağız. Ahmet abiyle bir konuşalım. Evet, ben Ahmet Akçay. Gömeç'teyim. Burada doğdum, burada yaşıyorum. Evet, 25 seneden beri motosiklet kullanıyorum. Çok memnun buldum, arkadaşlarım geldi ziyaretime. Büyük bir mutluluk duydum onları ağırlamaktan ve her zaman beklerim. Şimdi nereye gideceğiz? Şimdi buradan Ulubeyler üstünden Kozak Yaylası'na doğru gezmeye çıkacağız. Oralarını dolaşacağız, keşif yapacağız, piknik yapacağız hep beraber. Güzel bir dağ havası alacağız, döneceğiz. Gömeç'ten yola çıktık. İlk defa geçeceğimiz bir yol burası. Buradan daha önce gitmemiştik. Ahmet Bey bizi götürüyor.
Evet Ahmet abi, çok güzel yollardan getirdin bizi. Evet, İlk defa evet. geçtik bu yollardan. Evet, şu çok an hoşumuza gitti. Daha güzel yollar var. Şu an Bağyüz mevkiindeyiz. Bağyüz köyünün girişindeyiz. Madra Dağları'nın eteklerindeyiz. Diğer yollar da var ama onlara giremedik. Diğer motorcu arkadaşlarımız, skuturcu arkadaşlarımız. Koca Çınar mevkii var. Daha geçişler var. Madra'ya çıkışlar var. Buradan. Şimdi buradan devam edeceğiz. Aşağı Cuma Bağyüzü'ne doğru. Ondan sonra hedefimize yavaş yavaş yaklaşmış olacağız. Merhabalar. İsmim Ümit Işık. Bir yıldır ECMOK üyesiyim. Elimden geldiği kadar gezilere katılmaya çalışıyorum. İşlerimin uygun olduğu kadar. Edremit'teyim. Akçay'da ikamet ediyorum. Havalimanında çalışıyorum. Motosiklet kullanmaya Edremit Meslek Endüstri Meslek Lisesi'nde okurken başladım. Evden okula mobilet kullanarak giderdim. O sevda büyüdü. Şimdi bu hale geldi. Daha profesyonel bir şekilde, daha zevk almaya çalışarak motosiklet kullanmaya çalışıyoruz. Evet, şu anda Atatürk heykeline vardık. Onun yanındayız. Buradaki yazılara göre Sayın Yücel Koral ve ailesi tarafından yaptırılmış. 2002 tarihli bir tabela var burada. Herhalde o yıllarda yaptırılmış. Atatürk heykelini gezmeye geldik. Çok güzel yapmışlar. Yapanların eline koluna sağlık, yaptıranların. Ama bir eksik gördüm.
Belki onu sonra tamamlarlar. Bunun buraya yapılma amacı nedir? Hangi tarihte yapılmış? Onları pek detaylarını göremedik. Ama bu konuda bir araştırma yapıp inşallah sizle ileride paylaşırız. Biz öğreniriz. İnşallah onun detaylarını da buranın muhtarı artık kimse o ilgilenir. Daha bilgili bir tabela yaptırır inşallah buraya. Peki böyle doğanın içinde bir Atatürk heykeli olması size ne ifade ediyor? İşte onu çözemedik. Zaten sıkıntı orada. Yani bunun bir buraya yapılmasının bir amacı, bir hikayesi vardır. Oraya o tabelaya işte bunun hikayesi yapan kişinin ya da yaptıran kişinin amacı bunları yazsalar daha bir bilgili olurduk. Geldik gördük çok güzel bir şey yapılmış. Ormanın içerisinde çok böyle uğrak bir yer değil. İşte biz de onu öğrenmek istiyoruz. İnşallah bir dahakine öğrenir size de bilgiyi aktarırız. Yapılma amacını bilmiyorum. Bunu büyük ihtimalle bu köyün ağası ya da zengini yaptırmış. Öyle bir hikaye duymuştum ama kesin olarak bilmiyorum ben de. Buraya çok Atatürk aşığı, Atatürk'ü seven, Cumhuriyet'e bağlı, çok zengin biri bunu yaptırmış buraya. İnsanlar görsün, gelsin, bilsin diye. Peki pek dikkat eden, çeken bir yerde değil. Bunu nasıl düşünüyorsunuz? Yani, belki yani bilmeyen biri vakit geçebilir yani. Zaten öyle oluyor yani genelde gözükmüyor, geçiliyor ağaçların arasında kaldığı için. Belki böyle bir şey olmadığı için, böyle bir meydan olmadığı için köylerde, böyle bir alan olmadığı için yapmış olabilir yani. Sadece halka bir mesaj vermiş olabilir. Onu tahmin ediyorum. Gördüm.